Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel bir baharın ardından havalar yine yağmaya başladı. Ama gördüğünüz gibi köyümüz yeşil örtüyle bürünmeye başladı. Evet, gündüzden 3 araç geldi. Üçü de lastik işi oldu. İkisi lastik balans, yani lastik değişimi balans yapıldı. Biri ise patlak lastik değişimi yapıldı. Çok şükür bunları bitirdik. Bahar'ın gelmesiyle bir de Ramazan ayı bittikten sonra doğaya açılacağım. Güzel yerleri, yani şu anda yeşil örtü canlanmışken en güzel zamanında pikniklere, dağlara gideriz, doğaları izleriz, değil mi? Stresten uzak bir hayatı yaşamaya başlarım. Bazen kendimize zaman ayırmamız gerekiyor. Bakın şimdi, her gün aynı iş yaptığımız zaman, yani iş yerine işe git gel git gel hiçbir şey yapmadığımız zaman, yani aynı şeyleri yaptığımız zaman anılarımız da hatırlanmak için bir şey kalmıyor. Mesela bir yıl işe gidip geldin, bir yerli farklı yerlere gitmedin. O zaman senin bir yıllık şeyin, hayatın sanki bir gün gibi geçmiş oluyor. Ama bir yerlere gittiğin zaman, geldiğin zaman anılarında güzel yerler oluyor. Yani o anıları unutamıyorsun. İşte derler ki insan dünyada gelip geçmekte olan bir yolcu gibidir. Tabii eğer öyleyse zaten her şeyi para için yapamazsın. Zenginlik hayalleri, yani bunu bilen, bu bilinçte olan bir insan zenginlik hayalleri kurmaz. Sadece çabalar, çalışır, hayat için başarmayı sever, bunları yapar. Ama dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi davranmaz. Onları yapmam. Evet, havalar şu anda soğuk ama o kadar değil. Bir hafta gibi hava yağar, sonra tekrar güneş gelir. Baharda olması gereken havalar. İleride buralar yemyeşil olacak ve o yeşillikleri sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, Çeşme'nin hafriyatını yapıyorduk. Bakın şuna bakın, bayağı yüksek su varmış bayağı da. Çok güzel su. Sadece buradan akıyor. Yani buradan o yana gitmesi çok güzel. Belki buraya küçük bir depo yapılır. İyice sızdırmaması için iyice kapatılır. Suyun çıktığı yerler ise nereden çıkıyordu? Şuralardan biri geliyordu, biri yukarıdan geliyordu, bir de yandan biri geliyordu. İşte havuzu köşedeki delikten. Ama bura bayağı derinleşmiş bura. Havuz olmuş kocaman bir şey. Yani burada uğraşılan emek yani boşuna uğraşılmamış, emek verilmiş. Su meydana çıkmış. Önceden bu su buralardan su çıktığı bilinmiyordu. Daha sonra çıktı. Evet. Su buradan beri sızıp bakın bu yanlara doğru geliyor. Bu yandan alttan beri çıkıyor gördüğünüz gibi. Aşağıdan beri fokur fokur çıkıyor su. Demek ki oradan basınç yapacağım. Bu tarafa geliyor, bu tarafa su buraya gelmesi gerekiyor. Ben buradaki kanala geldikten sonra da nihayet gelen geçen yolcu, rahmetli yeğenim hayrağıtta su içer. Burada oturma yerleri yapılır. Belki muhabbet de edilir burada. Bakın araç park yeri olur. Burası araç park yeri.
Ya da bir ağaç dikilir gölgesinde oturulur tabii. Muhabbet edilir. Güzel bir yer olmuş. Evet arkadaşlar, habere olduğum zamanlar veya can sıkıldığı zamanlar geldiğim yerler bul bul buraya gelirdim. Daha önce de buradan bahsetmiştim. Hemen şurada Bulat Kızılelma ile offroad yapmıştım. Hatta burada kalmıştım. Hatta traktörümle de offroad orada yapıyordum. Şu anda o arkta su yok. Gördüğünüz gibi su yok. Ama şu tarafta derenden beri giden su ile değirmen suyunu döndürebiliyoruz. Yaz ayının yaklaşması ile birlikte o dereden su seviyesi azalıyor. Sonra bu ark tekrar köylülerin birlik beraberliği ile temizleniyor. Ya da ağır iş olursa iş makinesi ile yapılıyor. Evet abi, bir güzel yer. Tam şurada da voleybol futbol sahası. YouTube kanalım. İlk açtığım sıralar bol bol oynuyorduk ama ne hikmetse korona ve sonrasında bu sahayı, bu oyunları değerlendiremedik. Haliyle işlemeyen demir pas tutarım. Ben de bundan nasibimi aldım tabii. Neyse, ormanlara falan yürürken, dağlara çıkarken fark ettim ki çok dikkatli bir şekilde yürüyorum. Yani reflekslerimiz zayıflamış, gücümüz azalmış. Bunlar için biraz zaman zaman spor yapmamız gerekiyor. Hatta sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. İşte harika bir yer. Bir zamanlar çocukluğumda bu yol yoktu. Şu burada videoyu çektiğimiz yol. Karşıdaki yol vardı ama o zaman da taksi gibi arabalar geçemezdi. Sadece Toros yol geçerdi. Ardından kamyonlar geçerdi. Çünkü yol batıyordu. Eskiden ağaç kaçakçılıklar nedeniyle de yollar bozuluyordu. Ama o zamandan bu zamana kadar hayat çok değişti. Buna da akıp giden zamanlar diyoruz. Bugün iş yerini erken kapattım. Hem havalar soğuk hem de elemanlara şey olsun, yani bugün uzun bir günler olsun, dinlensinler. Ama ne hikmetse dinlensinler dedim ama aşağıya gezmeye gittiler bunlardan. Eve dinlenirler, ısınırlar sanmıştım. Ne hikmetse erken izin verdiğim zamanlar, yani esken paytos verdiğim zamanlar gidiyorlar aşağıya. Belki de berbere gitmişlerdi. Sonunda eve geldik. İşte bunlar marullar ve kara ahana, bizim dilimizde pancar diyoruz bunları. Bahçemizde fidelikler ekşilmiş gördüğünüz gibi. Burası kayalık bir alan. Kayalık
Eskiden buraya çöp falan düşürdük. Sonra işte böyle delik yaptık. Evin yanından buraya ulaşmak çok kolay oluyor. Ve de güzel bir manzarası var. Burada ise sarımsaklar, doğal köy sarımsağı. Küçük çocukluğumda bir zamanlar bu güzel salyangozlar toplanıyordu ve satılıyordu. Ne yapıldığını da bilmiyordum. Ama çok küçüklüğümde tabii o dönemlerde Türkiye'de yani köyler doluydu. İnsanların çoğu hayatlarını tarlalarda ekip biçip bidon bidon turşular dolduruyorlardı. Bu mesela buğday burada fındıkların çoğu tarlaydı. Fındık yoktu. O zamanlar ekin ekiyorlardı. Bazen de iki defa ekiyorlardı. Önce ekini ekiyorlar. Sonra da buğday ekip sonra ardından mısır ekiyordular. Ondan sonra bidon bidon turşular. Sonra buğdayı da götürüp gerekli ermende tam buğdaydan ekmek yapılıyor. Gerekse fabrikaya götürüp buğdayı verip karşılığına masrafınca ne kadar mesela bir römork buğday götürüyorsun yerine 10-15 çuval öyle bir şey un öğütülmüş un alıyordunuz beyaz un oluyordular ama keşke kepekliğine un yapsalar. İşte hayat böyleydi. Çocukken boyuma gelen bidonlar var. Birçoğunuz bilir o bidonları. Koca koca kapakları var. Kış ayı boyunca bunları yiyip içerdik. Böylece bu şekilde geçinirdik kışı. Ama inanın ki hiç aç kalmadık. Yalnız okumak, para yoktu okumak, şehirde okul bulmak o gibi sıkıntılar vardı. Bir de parayı nasıl buluyorduk derseler. Mesela tavuklarınız varsa yumurtalarınızı götürüp satıyordunuz. Oradan bir şeyler alabiliyordunuz. Neyse belki buğday da satıyordu. Oradan ara mısır satıyordu. Oradan alıyordun. İşte hayat öyle akıp gidiyordu. Eskiden neredeyse hastaneleri hiç gidilmezmiş. Ama şimdilerde neredeyse herkes hastane yollarına düşüyorlar. Tabii bunu birçoğumuz biliyor. Genetiği değişmiş gıdalar. Bence bu dönemlerde yani bir zamanlar köyde yaşayanlar yani köyde yaşamanın küçümsenir gibi gelirdi köyde yaşamak. Bir zamanlar öyleydi. Mesela bir örnek vereyim. Köyde duran erkeğe kız vermezlerdi. O da bir örnek ya da kız köyde giden köyde duran erkekle evlenmezdi. Ama o zamanın gençleri, o zamanın kızları, ablaları falan artık onlar büyümüşlerdi. Ellerinde el işleri danten yapardılar. Haftalarca danten yapardılar. Yani çeyizlerini falan oluşturdular. Şimdi ise bunları hiç görmüyorum. Hani dün köyde durmanın küçümsenmek gibi oluyordu ya o zamanlar. İnsanlar ne kadar yanılmışlar. Köy gibi doğayı nerede bulursunuz köy gibi doğayı? Köyde yaşamanın bir takım dikenleri olur ama köyün verdiği huzuru hiçbir yerde yaşayamazsınız. Evet bu kuzu dışarıya nasıl çıktıysa gelmiş buraya hemen koşmuş coşmuş. Ama ne yapıyorsun lan? He? Oy.
Yesinler seni. Gel gel. Koş koş koş. Oyna oyna. Koş. Şimdi ise köylerde yaşamanın bir zenginlik olduğunu insanların çoğu fark etmeye başladılar. Birçoğu da bunu görüyor.